Evet, ben Nurettin Sevim, 1966 doğumluyum. Biga'yı liseye kadar Biga'da okudum. Ve daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde meteoroloji bir yıl, sonra da metalürjiye geçtim bir yıl sonra. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünden mezunum. Daha sonra da Almanya'ya geldim. Yani master yapma niyetim ile Almanya'ya, Berlin Teknik Üniversitesi'ne geldim. Ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde malzeme bilimleri bölümü diyeyim, Wirtschaftswissenschaften bölümünü bitirdim. Ondan sonra da Berlin'de o zamanlar iş bulamadığım için Stuttgart bölgesinde iş aramaya başladım ve orada bir iş buldum. 2 yıl bir mühendislik bürosunda çalıştım. 2 yıl sonra da 99'da yani şeye geldim. 2001 yılından beri de Bosch firmasında çalışıyorum. Aynı bölümde çalışıyorum. Mühendis olarak mekanik malzeme bölümünün tasarımından ve seri üretimine kadar olan sorumluluğu, araştırma geliştirmesinden sorumlu olan bir bölümde çalışıyorum. Biga Sakarya İlkokulu'nu bitirdim. Biga Sakarya Okulu'ndan sonra Biga Ortaokulu'na devam ettim. Biga Ortaokulu'ndan sonra Biga Lisesi. Yani Biga Lisesi'nden sonra da 1983 mezunuyum dediğim gibi. Biga işte ilkokulda bizim devremiz bayağı benim arkadaşlarım var. İşte Ahmet Sokullu en yani şey olarak İrfan Zeren hala Biga'da. Nur Üzel işte Zekiye ünlü avukat. Nur Üzel eczacı. Mustafa Şahin bunlar hep ilkokul arkadaşlarım. Fahri Karapınar ilkokul arkadaşlarım yani. Çavuşköylü mobilya herhalde, değil mi? Evet, Çavuşköy'ün mobilya. Yani sınıf arkadaşlarım olarak atlamak istemedim. İsmail Saygılı yani şey olarak ilkokul arkadaşlarım. Yani şey olarak o da mobilyacı İsmail Saygılı. Şey olarak sınıfımızda şey var, çocuk eskrimeden arkadaşlarımız vardı. Sınıf arkadaşlarımız. Çocuk eskrimeye yakın olduğu için Sakarya Okulu'na geliyorlardı. Yani ilkokul şeyimiz böyleydi. Ondan Peki. sonra zaten ortaokula başladım. Ortaokul şeyinde Almanca bölümündeydim ben. Ortaokulda o zamanlar Almanca yeni yeni kuruluyordu. İşte ortaokulda Mesut Ceylan ile beraber başladım. Ortaokul birden itibaren bizim Kavaklı'dan. Ondan sonra Oğuz Ergen vardı. Onun da lise birden itibaren şey yapmıştık. O Hülya Çavuş yani onların şeyindeydi, sınıfındaydı. Almanca bölümünde. İşte Biz 3 Mesut'un F'ydik, siz ikisi. 3G mi? 3G mi? Evet. 3 H mı? Aynen. Biz H'dık. Evet. Yani bir H, bir öyle gidiyorduk yani. Aynen. Evet. Yani ilkokul öğretmenimiz Habil Arıkan'dı. Allah rahmet eylesin. Bayağı bir müdürümüz de o zamanlar işte tam böyle şey zamanı Erdal Sezgin Tanzer Sezgin işte hocalarımız derslerimize giriyorlardı o zamanlar. İşte Ali Lisesi'ndeyken mi? Akbaşlar olsun. Bir ilkokul ortaokullarındayken demek istiyorum. Yani o devrede ondan sonra da zaten şey olmuştu zaten. Erdal Sezgin müdür falan olmuştu. Yani o devrelerde yaşadık yani. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumama rağmen yani böyle bir çok fazla kendimi hazır hissetmedim yani. Mühendislik olarak ne bileyim çok böyle emin değildim kendimden. Yani yüksek lisans yapmak istiyordum. İngiltere'ye gitmek istedim. Yani bir yurt dışı olarak yüksek lisans olarak yurt dışında yapma olayı. İşe de başlayabilirdim, iş de arayabilirdim. Ama ben sonra araştırmaya başladım. İngiltere pahalı, üniversiteleri paralı. Almanya daha üniversiteleri parasız ve Türk toplumu da olduğu için yani çalışma imkanları da olabileceği için yani çünkü finanse etme konusunda işte Almanya tercih ettim. O zaman da üniversitedeki hocalarımla konuştum Almanya'daki üniversitelerde. Teknik olaraktan da 3-4 üniversite söylediler bana. Yani o zamanlar buradaki Almanya'da şu anda bir sürü yüksek okullar da var. Üniversite seviyesinde çok iyi. Burada şimdi kaldıktan sonra bunları da öğreniyorum ama ben işte Berlin Teknik Üniversitesi, bu Kraftsaal Teknik Üniversitesi, Aachen Teknik Üniversitesi. Bunlar yani teknik üniversitelere yoğunlaştım. Bana Berlin Teknik Üniversitesi'nden şey geldi, davetiye geldi. Onlara müracaat ettim.
müracaat ettikten sonra oradan davetiye girince, yani çağrı gönderiyorlar. O çağrıyla öğrenci vizesi alıyorsun. Ve ben öğrenci vizesi alıp Berlin'e geldim. Benetekim'de öyle oldu yani. Daha önceki konuşulanlar gibi 3 ay sonra param bitti yani. Çünkü finanse edecek bir kişi de olmadığı için babam verdiği para o zaman bitti ve netekim Berlin'de tabii Türklerin yanında kaçak çalışaraktan o Almanca dilini öğrenme şeyini atlattım yani. Öyle söyleyeyim. Başının çaresine baktım mecburen. Evet, orada mesela şey vardı. Nevzat Pazarcık diye bizim babamın Biga restoranı tam eski karşısında şimdi kız kardeşimin işlettiği yerde dükkanı vardı yani. Şapkacı dükkanı. Şimdi kız kardeşim Acıktım restoran işletiyor. Onun hemen karşısında Nevzat abi Vakıflar Bankası'nda şu anda emekli oldu. Onun babası karşısında bizim ayakkabı dükkanı vardı ve oradan tanışıyor Nevzat abiyle. Ve Nevzat abi de Vakıflar Bankası'nda benim o zaman konuştuğum zaman galiba ya müdür muavini falandı yani. Bana dedi dayım var Berlin'de. Git o sana yardım eder. 3 tane oğlu var dedi. Ben Berlin'e gittim. Onun dayısını buldum Nevzat abinin. Bigalı. Adam gazino işletiyor. Sen de orada. Nasıl? Fedailiğe mi başladın diyorum yoksa? Ya işte kendisi Cihadiye'di. Tamam mı? Eşi Dereköy'lü. Yani Bigalı Çerkezlerinden yani. Ve 3 tane oğlu var. En büyük oğlu boksör falan böyle. Ve Doğu Almanya'yı bağlantı olan bir metro istasyonu var. Bu sen Mesut bilirsin. Yukarıdan giden S-Bahn istasyonları var ve bu S-Bahn istasyonları Doğu Batı ayrıldıktan sonra kapanmış. Kapanan yani yukarıda olan bir istasyonu bir Alman'ın biri böyle kiralamış ve Türk İşe Pazar diye bir yer açmış. Yani ilginç bir yer. Giriyorsun istasyonun yan merdivenlerinden. İçeride bir sürü dükkanlar var ve Türklere hitap eden dükkanlar. Video kasetleri o zamanlar çok meşhur. Video kasetleri satıyorlar. İşte Türkçe çeyiz, Türk şeylerine çeyizler satıyorlar. 3 tane falan sarraf dükkanları falan var. Bu yani çarşının bildiğimiz bir çarşı yani. Bayağı bizim Biga'daki kapalı çarşı kadar büyük. Bir çarşının dibinde de gazino var. Hafta sonları müzik yapıyor. Hafta içi de o şeyde esnafa yemek servisi yapıyor ve aynı zamanda çay servisi yapıyor. İşte o gazinoyu işleten Türk, bizim Bigalı. Yani hala var mı? Çalışıyor mu oraları biliyor musunuz? Hayır, işte onu anlatıyorum. Yani o istasyon, ben gittim, 89'da gittim. İşte 3 ay sonra gittim. Ziya Atalay'dı. Ziya amca dedim. Böyle ben işte Nevzat abinin şeyiyim, komşusuyum. Aa dedi, çok iyi, sevindim, ne güzel Bigalı. Dedim abi benim işe ihtiyacım var. Dedi burada çay ocağı var, çalışabilir misin dedi. Dedim çalışırım. Buradaki şeyi de anlatacağım. Sabahları 9'da şey başlıyor. Saat 1'e kadar Almanca kursuna gidiyorum. Saat 2'de de o Türk'ün yanında çay ocağında çalıştım yani. Böylelikle kendimi finanse ettim. Çok düşük ücretli veriyordu. Kaçak çalışıyordum yani. İşte hafta sonları da cumartesi günü tam çalışıyordum. Cumartesi pazar. Aşağı yukarı bir 8 ay falan böyle çalıştım. Almanca kursunu bitirip üniversiteye başlayana kadar. Üniversitenin 4 aylık bir Almanca kursu vardı. Ama 8 ay falan onların yanında çalıştım. O istasyon dediğim yer işte 89 duvarın yani tam ben gittim işte 89 Kasım Doğu Almanya dedi kapıları açıyoruz dedi. Çünkü ben gittiğimde bayağı bir olaylar vardı. Tarihi bir olaya da biz tanıklık ettik. İşte Mesut da gelmişti o şeylerde. Yani Doğu Almanya kapıları açıldı. Duvarın yıkılışından mı bahsediyorsunuz? Evet, duvarın yıkılışından bahsediyorum. Var mı? Duvar yıkıldıktan sonra orası o istasyon kapalıydı. Yani metro hattı kapalıydı. Doğu ile Batı birleştikten sonra o metro hattı tekrar faaliyete geçti. O Türk İşe Pazar dediğimiz Türk Pazarı kapalı çarşısı da iptal edildi. Evet.
kalktı ve şu anda istasyon olarak kullanılıyor yani. Oraya ben gittiğim zaman o metro istasyonunda iniyorum. Orada yine oradaki dükkanlar, içindeki dükkanlar etrafta dükkan kiralayıp oraya geçtiler yani. İşte ondan sonra 90'da da ben en büyük olayda Mesut'un gelmesi. Hayatımda yani böyle en şey yani tesadüfi olay diyeyim yani. Berlin metrosunda, Solukşagarten metrosunda hiç unutmam. O aşağıda metronun şeyinde birisi arkamdan bağırıyor. Nuri, Nuri. Bir baktım Mesut. Yani ben, meğer adam beni 2 hafta aramış yani. Mesut olamaz. 3 hafta. Ben 6 haftada nasıl staj için gitmiştim Berlin'e. Tabii Nurettin'in orada olduğunu biliyorum ama o zaman şimdiki gibi cep telefonu yok biliyorsunuz. Evet. Kendisi evet. Evet. Facebook yok, o yok, bu yok. Adamı aradım. Almanya'da adresten yani adres satın alabiliyorsun. Gidiyorsun polis ya da bir merkeze. 5 mark veriyordun o zaman. Sana istediğin kişinin adresini bulup veriyorlardı adres sisteminden. Ondan sonra oradan aldım adresi ama o meğer eski adresmiş. Orada da bulamadım. Ondan sonra öyle tesadüf. Tam 3. haftasıydı unutmuyorum. 3. haftasının sonu yani. Tam ortada metro istasyonunda karşılaştık. Gördün bunu. Evet ya. Yani yok böyle bir şey. Ne kadar sürdü okul? Okulum 91'den 98'e kadar sürdü. Ama şöyle bir şey oldu. Ben başladıktan sonra bizim kafamda tasarladığım işte 1 yıl Almanca okurum, 3 yılda yüksek lisans yaparım veya 2 yıl neyse. Ondan sonra da geri dönerim diye böyle bir kafamda şey vardı. Bir kere Almancam 1 yıl sürmedi, 2 yıl sürdü. Ondan sonra da dediler diplomanızı tanımıyoruz. Yüksek lisans diye bir şey yok burada. Benim ön lisans derslerimi dahi tanımladılar yani. Bir sürü arkadaş vardı. Yani bu şeyi atlatamayıp bir şekilde üniversiteyi yarıda bırakanlar vardı. Veyahut teknik üniversitesini bırakıp daha süresi daha kısa olan yüksek okullara geçtiler. Yani böyle devam etti. Yani şeyim dediğim gibi oradaki iş bulmam, sabit bir iş bulabilmem öğrenci olarak o bana bayağı kolaylık sağladı. 98 yılında master derecesini aldınız öyleyse. Evet, yüksek lisans diplomamı yapmıştım. Evet, 98'de. Daha doğrusu 97'nin sonunda bitirdim. Fakat Berlin'de Doğu açıldıktan sonra zaten Berlin ben geldiğimde kapalı bir yerdi. Duvarlarla kapalı yani. Batı Berlin kapalıydı. Ve hatta Berlin'de şey vardı yani devlet destekli bir yerdi. Yani ekonomisi de devlet destekliydi. Mesela kazandığınızın kadar %8,5 gibi size devlet yardım yapıyordu. Yani ne kazanırsan bir de devletten %8,5 gibi bir yardım alınıyordu. Ve o yüzden hep devlet destekliydi. Doğu Batı açıldıktan sonra zaten baş şehir olacağı için zaten sanayi de kaçtı oradan. Çünkü destekler de kalkınca. Çalışma imkanı zaten yoktu. Mühendis olarak çalışabileceğim. Ama bu süre içerisinde tabii eşimi tanıdım. Evlendim. 96'da evlendim. 96'da 97 işte 98 97'de bitti. Eşim de işletme mezunu. O da Berlin'de büyük şirketlerde iş bulamamıştı. Küçük bir muhasebe bürosunda çalışıyordu. O da şey istemişti. Büyük bir şirkette çalışmak istiyordu. Şimdi eşim de Frankfurt'ta iş buldu. Ben de Stuttgart'ta iş buldum. Mühendislik firmasından bana şey geldi. Davetiye geldi. Yani dedim buralarda kalacağıma gideyim. Mühendislik firmasında 2 yıl. Yani mühendislik firmasında aracı firma gibi bir şey. Bizi bir yerlere projesi olan kişilere kiralıyorlar. Yani öyle söyleyeyim. İşte o süre içerisinde 1 yıl burada çamaşır makinesi yapan bir şirkette kiraladılar bizi. 1 yıl bir çamaşır makinesi projesinde çalıştım. İşte 5 ay Audi Range Sport vardı burada. Onda çalıştım falan. O süre içerisinde sürekli kendim büyük şirketlere müracaatlarda bulundum. İşte 2 yıl sonra da Bosch firması beni aldı yani. Kaç orada, yılıydı? 2001. Evet. 2001. Aşağı yukarı 2001'den beri işte yani bu şeyde 20. yılım olacak Kasım'da. Bosch firmasında. Şu anda araba yan sanayi. Bosch'un araba yan sanayi bölümünde çalışıyoruz. Ve arabaların gösterge panelleri var ya onları yapıyoruz. Müşterilerimiz buradaki Stuttgart bölgesindeki meşhur araba firmaları. İşte Porsche, Mercedes veyahut bize yakın Bavyera eyaleti çalışan Audi. Yani Audi'ye veya BMW'ye
Münih'teki BMW'ye yani yaptığımız o gösterge paneli yani premium diyelim yüksek kalitedeki veyahut arabalara yapıyoruz. Yüksek klasmandaki arabalara genellikle yapıyoruz. Sizin Biga ile ilişkiniz ne durumda? 1990'ların başından itibaren Almanya'dasınız. Evet. Ben Biga ile ilişkim gayet iyi. Yani şey olarak ve her yaz gidiyorum. Yani bir ara hatta şeydi bir ceviz tarlası bahçesi projemiz vardı ve o daha hala devam ediyor. O süre içerisinde yılda iki sefer de gitmişliğim oldu. Böyle 3-4 yıl arka arkaya. Yani bir gayle bağlı sürüyor. Evet evet evet. Yani sonuçta annem babam daha hala sağ. İki kız kardeşim var. Onlar da bir gayle kalıyorlar. Ve dediğim gibi her yaz kendim gidiyorum. Ailece gidiyoruz. Bir kızım var. İşte yani şey olarak da orada gittiğimde yani sadece misafir olarak çok fazla akrabalarımla veya çevremde şeyim olmadığı için kesmek istemediğim için daha aktif olmak için böyle bir ceviz bahçesi projesi de yapmıştık ve oradaki işte boğam sayesinde yani daha doğrusu boğamla benim dayımdan aldığım bir yerim vardı. Yani boş bir tarla çok ucuz bir paraya aldım yani. Ne yapalım ne edelim derken dedik zeytin dikelim. Zeytin olmaz dediler ceviz dikelim dedik. Yani öyle bir ceviz bahçemiz de var. Yani peki, onlarla ilgileniyoruz, şey yapıyoruz. Evet. 90'lı yılların başında başlayan bu macera ile ilgili herhangi bir keşke gitmeseydim dediğiniz hiç oldu mu? Memnun musunuz oradaki hayatınızdan? Ya o evet bir tehlikeli şey bir soru, ilginç bir soru. Şimdi yani burada akrabası ve şeyi olan bir kişi için mesela bir noktadan sonra şey yapıyorsun yani diyorsun ki ya keşke gelmeseydim daha mı iyiydi? Çünkü şeydeki gibi değil yani Türkiye'deki gibi arkadaşlık çevrem olmadığı için veyahut akraba çevrem olmadığı için benim için söylüyorum bu. Benim bana ait bir olay çünkü burada en az bir iki tane ablam, abim, amcam, dayım gibi bir şeyim olabilseydi bu daha bir değişik olabilirdi yani. O yüzden ama şeyimden memnunum, hayatımdan memnunum çünkü mühendis olarak çalışıyorum. Çalıştığım işten memnunum. Biga'da neleri özlüyorsun en çok? Bir klasik soru. Çok güzel soru ama ya. Evet. Biga'da valla ben peynir helvasını acayip özlüyorum. Hele eski karpuz oldu. Karpuz oldu. Eski karpuz oldu. Peynir helvasını acayip özlüyorum. Geçenlerde acayip canım istedi. Tuzsuz peynir aradım falan. Bir tuz, az tuzlu bir şey buldum. Denedim olmadı falan. Sonra tarifini araştırdım internetlerden. En sonunda baktım olmuş evde kendim peynir yaptım. Taze peynir. Ve peynir elması yaptım. Yani tabii. Çok iyi. Tam evet. İyi olmuyor. Gene de idare evet. Etti ya. Ya sana evet, bir tüyo evet. Vereyim ya. Ama bunlar gönderiliyor yani şey kargoyla. Biliyorum biliyorum. Niye? Ama tabii tabii gönderiliyor. Bak şimdi bak bana şey geldi. Az önce hani cevizden bahsettik ya. Bu sene gelemedik. Bir sene geldiğimde ben kışın geldiğimde bilhassa. En çok özlediğim de deve güreşleri. Ben deve güreşlerini severim. Ben Biga'da evet, Pekmez'de Sarıcaköy. Aynı zamanda bu Manav yani yörük kökeni ağır olan bölgesinden yani oradan geliyorum. Ve oradakiler deve güreşlerini severler yani. Ben de acayip severim. Onu da çok özlüyorum. O yüzden yılda iki sefer falan Biga'ya gelmeye çalışırım. Ve bu geldiğim zaman da en az bir tane deve güreşine giderim. Bu sene gelemedim. Dedim ki ya gelemedik ama en azından bize ceviz gönderin. Bir de ceviz bahçemizde bir şey de var. Badem de var. Kızım da badem sabahları müsli yapıyor. Siz de onun içerisine atıyor. Dedim badem de gönderin. Bir de zeytin ağaçları var. Zeytin de yapmışlar. Annem şey göndermiş. Annem de benim bu şey şekeri acayip sever. Tamam mı? Nerede kamera? Ondan da, koymuş iki tane. Tam yani, göremedik. Ne o? Badem şey ne şekeriydi o? Akide
Akide şekeri. Kamera çekiyor mu şu anda? Evet, Bozda. Recep Bey'in. Evet. Aynen. Aynen. Annem bunu acayip sever. Hep devamlı her gittiğimde işte şeker al. Akide şekeri al. Ağzına at bir tane. Ben ceviz istedim. Badem istedim. İşte zeytin yapmışlar. Zeytin geldi içinden. Bir de babam bu sene şeye başlamış. Aynı zamanda üzümler de var bahçemizde. Oradan da şey yapmışlar. Ceviz sucuğu da yapmışlar işte, işte orada üzüm şeyinden elde ettiklerinden, pekmezden. Yani onlar da geldi. Bayağı bir 8 kiloluk kocaman bir koli geldi yani. Ama annem bunu da göndermiş. Akide şekeri de bayağı sevdiğim bir olay yani. Gelecek planlarınız neler? Almanya'da mı bundan sonra emeklilik olursa yaşamak istersiniz? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi Türkiye'ye tamamen dönmeyi tabii ki düşünmek istedim. Yani düşünürüm de yani tamamen dönmek biraz zor ya. Çünkü kızım burada, eşim burada. Yani ama ya ben şeyi düşünüyorum. Yani her ikisinin de güzelliklerinden yararlanmak. Bu benim için bir avantaj bir olay yani.